Evet sevgili arkadaşlar hepinize merhabalar. Suat Gürcan ile Interesting Facts başlıyor. Hadi bakalım birinci ilginç gerçeğimiz neymiş? Dediğim gibi bu programda hem genel kültürümüzü geliştireceğiz arkadaşlar. Yeni şeyler öğreneceğiz hakikaten hem de sınava nasıl yansır buradaki fekleri anlatan cümleler bunları göreceğiz. Şimdi resme beraber bir bakalım. Bu resimde neler görüyoruz? Yani işte kimyon var, kekik var, baharat var, pul biber vesaire. Çoğumuzun sevdiği şeyler, kimimizin sevmediği şeyler. Sonuç olarak baharatlar diyelim bunlara genel olarak. Peki baharatlar deyince şöyle bir düşünün bakalım. İngilizce'de hangi kelime aklınıza geliyor? Yani 2-3 saniye vereyim size. Baharat baharat deyince hangi kelime ya da kelimeler geldi? Şimdi bu baharatlara arkadaşlar şu anda belki Spice geldi hocam diyorsunuz bir ara Spice Girls diye bir grup da vardı Spice olabilir evet bir de arkadaşlar bazı metinlerde textlerde herb diye bir kelime de görebilirsiniz yani baharatları anlatırken bir Spice diyorlar iki Herb diyorlar şimdi bizim öğreneceğimiz olay burada neymiş der ki cümle The difference between herbs and spices yani herb ve spice'lar arasındaki farklar. Herbs come from the leaf of a plant. Herb dedikleri şey arkadaşlar bir bitkinin e, nerede, neresinden geliyormuş? The leaf of a plant. Yani bitkinin yaprağından geliyormuş. While, while ne işe yarıyor? Biraz sonra anlatacağım size. Spices come from other parts. Yani spice'lar da bitkinin başka bölümlerinden, partlarından oluşturuluyormuş. Such as roots, kök gibi, bark, kabuk gibi, and seeds ve tohum gibi diyebiliriz. Eşittir. Ben yapraktan oluşan baharatlara herb diyorum. E, köklerden, kabuklardan ve tohumlardan oluşan baharatlara da spice diyorum arkadaşlar. Peki. Hocam buradan acaba sınavda soru çıkar mı? Şimdi sınavda ya da x bir cümlede hocam buradaki yapılar benim ne işime yarar? Ben buradan ne öğrenirim? Neleri tekrar ederim derseniz bir between and arkadaşlar. Genellikle beraber kullanılan bir ikili değil mi? Sınavlarda da bol bol görürüz. Yani X ile Y arasında derken between ve and kullanabilirsiniz. Burada burada da herbs and spices demiş. Yani herb'ler ve spice'lar arasındaki fark derken between and yapısını kullanmayı tercih etmiş cümlemiz. Sonra çok önemli bir yapımız var arkadaşlar. Bir bağlaç, while bağlacı. Şimdi while bağlacını da biz iken diye çeviririz ama iken biliyorsunuz hem zıtlık bağlayıcıdır hem de bir zaman bağlayıcıdır. Yani eş zamanlı iki durumu anlatırken de kullanılır. Ama sınavlar biliyorsunuz daha çok while'ı zıtlık olarak seviyor değil mi? Ve burada taraf zıtlığı var. Taban tabana zıtlık var. Yani herbler şöyle şöyleyken spice'lar şöyle şöyle diyor. Ki burada while yerine ne kullanabilirdi diye hızlıca bir düşünelim. Whereas bağlacında kullanabilirdi arkadaşlar. Peki yine cümlemizde ne var? Spices come from other parts diye bir ifade var arkadaşlar. Şimdi burada other'ı nasıl çevirdik biz? Önce şunu söyleyeyim. Gramatik olarak other yapısı devamında mutlaka çoğul isim alıyor arkadaşlar. Other students, other people, other parts olmuş burada da. Ve bunu da Türkçeleştirirken diğer ya da başka diye de çevirebilirsiniz. Ve son olarak bu cümlede öğreneceğimiz yapı saçez yapısı. Such as de burada gibi anlamında ne yapıyor? Örnekleme yapıyor. Peki saçez yerine neler gelebilirdi hocam derseniz? Like gelebilirdi. Hatta including bile gelebilirdi arkadaşlar. İşte siz de cümleleri okuduğunuzda cümleleri analiz ederken bir yandan gramer ve kelime öğrendiğiniz için... Böyle e, analiz etmeye çalışalım. Yani ben burada ne öğrendim, bu yapı yerine başka neler gelebilirdi ile kafa yoracağız. Ki bunları ben zaten sizler için yapacağım sevgili arkadaşlar. Hadi bakalım. Suat Gülcan ile Interesting Facts devam edecek. Vay be koçum be!